Merhaba Bengitürk Televizyonu izleyicileri. Yeni bir spor kulüsü programında birlikteyiz. Eski Ankaracı futbolcusu Hikmet Hancıoğlu, eski Ankaracı genel menajeri Hancıoğlu. Daimi konuklarımız Sayın Uğur Tenekecioğlu, Sayın Lokman Köse. Bugün daha önce de iki defa konuşmuştuk Ankaracı ile ilgili. Bugün gene bir Ankaracı dosyası açıyoruz. Ankaracı ile ilgili bir sohbet gerçekleştireceğiz. Sayın Hancıoğlu hem futbolcu olarak Ankaracı'na hizmet etti. Daha sonra da kulübün en kritik dönemlerinde genel menajerlik yaptı. İçini çok iyi biliyor. Kulüpteki şu anda yaşanan belki de 1. Lig'e, Süper Lig'e yeniden dönmek üzere olan takımla ilgili bir takım gerçekleri masaya yatıracağız. Sohbet edeceğiz. Konuşacağız. Sayın Hikmet Hancıoğlu, ya Hikmet abi ya da Hikmet Hoca. Evet. Siz de futbolcunuz zamanından beraber oturduk, izledik, yıllardır evet, beraberiz. Evet. Bu biraz şey oluyor ama yapmak gerekiyor herhalde. Derzi. Şimdi Giresunspor'da başladınız, Ankaracı'nda futbolu bitirdiniz, sonra Ankaracı devam etti. Giresunspor evet. Herhalde bir kenarda duruyor. Bu hafta da tesadüf hem Ankaracı Giresunspor'la oynadı. Doğru. Çok kritik bir maçtı. Ankaracı seyircisiz oynadı, 3-2 kazandı. Evet. Şimdi biz Ankaracı'nın bugününü sona bırakarak biraz geçmişten 2009'lu yıllardan başlayarak, yani o kritik dönemden başlayarak bugüne gelelim istiyoruz. Ankara Gücü Cemal Aydın dönemini bitirdikten sonra, Cemal Aydın dönemindeki sıkıntılardan sonra böyle o kadar çok badireler atlattı, o kadar çok iç içe giren olaylar yaşadı ki borçlandı, borçlarını ödemeye çalıştı, hala borçlu. Sizin bu süreçte bir takım görevleriniz oldu. Şimdi ben ilk önce şöyle sormak istiyorum. Ankara Gücü bugünkü haline o günden nasıl geldi? Ne oldu da bu hale düştü? Şimdi Ankara Gücü'nde en iyi durumlarında bulundum. En zirvede, yani futbolculuğumda oynadım. O şansı sahip oldum. Türkiye Kupası şampiyonu olduğunuz ikinci Türkiye ligden birinciye geçerken. Türkiye Kupası şampiyonu, devlet başkanlığı kupasını aldık. Yani bayağı bir tarihe geçtik. Çok şanslı hissediyorum kendimi. Tabii kulübün içerisinde hiç kopmamaya çalıştım. Hep kulübün içerisinde olmaya çalıştım. Oldum her zaman. Taraftarla iç içe takip ediyordum. 2009 yılında Cengiz Toper Yıldırım'ın işte aday olduğunda, o zaman da yine menajer olarak konuşmamızda, daha sonra gece beni aradı. Abi seni de biz yönetime alalım dedi. Dedim ki hani böyle bir düşüncelerimiz de vardı. Olsun bakarız dedi. Daha sonra ertesi gün yönetime aldı. Başladık tabii benim için yani çok büyük bir şey Ankara Gücü'nde yöneticilik yapmak. Çünkü çok sevdiğim, çok güzel yerlere geldiğim bir kulüp olduğu için başladık. İlk maçımız Kocaeli'den 4-0 yendi. Güzel bir çıkış yaptık. 9 hafta kalmıştı. Herkes böyle düşer falan deniliyordu. Fakat biz arkadaşlarla beraber, sonra taraftarlarla bütünleştik. Yani taraftarımız da çok her zaman muhteşem. O zamanlar bütünleşerek 20 bin taraftar dolu vaziyette oynadık. Ve ligde kaldık. Son Denizli'yi yenerek Ankara'da Antalya maçına güle oynayarak gittik. Ligde kaldık. O zamanki hocamız Hikmet Karaman'ın da istişare yapıyoruz hep kulübü nasıl yaparız ne olur diye. Bir iskeleti de yakaladık öyle düşünüyorum ben de. Çocuklarla da iç içeyiz her zaman. Sonra konuşurken orada yönetim işte transferi konuşalım ne yapalım derlerken futbolcular da bizden bekliyor. Hiç unutmuyorum. Ceyhun aradı. Abi dedi işte bir görüşelim falan. Tamam dedim başkan dedim. Hemen yarın başlayalım iş transfere. Biz dedim takım olduk. Takımı bozmayalım diyor Ceyhun'da. Aynı düşünüyorum ben de. Hani iskeletimizi yakaladık. Derken sezona başladık. Kampa gittik. O arada işte Gökçek aldı alacak falan derken söylentiler var. Biz 20 gün Avusturya'da kampta kaldık. Böyle bir duyumlar da alıyorum da tam gerçeğini de bilmiyorum için. O arada birisi bize Darüspaseli tavsiye etti İngiltere'de. Hikmet Hoca ile konuştuk. Hikmet diye getirelim bakalım. Yani de anlaşamazsak dedi. Anlaşamadı gitti deriz dedi. İyi olur dedik, temas kurduk. Gittim ben, aldım. Yani bir Bolu'da yaşadım. O tüylerim diken diken olmuş kupayı aldığımızda. Havalana indik. Havalandı. Alana gireceğiz, giremiyoruz. Muhteşem bir kalabalık var. Ben de Vasile İstanbul'da anlatıyorum. Ben eski futbolcuydum. Kupayı aldık. Bu sene 100. yılımız. Böyle kutlayacağız. Onun için de seni transfer edeyim. Ya Vasile şimdi gördü taraftarı. Biz 200 metre 1 saat 1 saatte gittik arabaya. Sonra arabanın içi 3000 kişi bizi karşıladı orada. Otele geldik. Başkan dedi ki ne diyorsun? Alacağız başkan dedi. Bunun dönüşü yok. Teyze götürdüm ben. Anlattım bak dedi yok dedi ben oraya gidip dedi izlemeyeyim dedi arkadaşlara. Şimdi de ben onları orada izlersem beni görürler.
motivasyon bozmuyor antrenör. Dedim ki ya bu karakterli bir çocuk ya. Yani şimdi benim için de kriterler onlar önemliydi. Çok mütevazı bir insan. Paraya bak. Para hiç konuşmuyor. Para falan yapmadı. Yalnız arabanın içerisindeyiz. Konvoy kamerayla çekiyor telefonuyla. Uzatmıyorum. En sonunda biz Vasili'de transfer ettik ama kimse inanmıyor. O zaman diyorlar ki yok bırak taraftarlar da bana transfer, abi dalga geçme. Ya dedim ya görürsünüz dedim. Geldi imzaladı. 1 lira para vermedik biz. İstemedi. Ha tabii vermedik derken sözleşmesi yapıldı. Öncelik tutmadı. Yani Vasili buraya bir hayran oldu nedense. Yani bir kulüp içerisinde de bana göre o kriterler çok önemli. Yani büyük futbolculuk değil, futbolcu benimsemesi önemli kulübü. Yani örtüşmesi lazım. Daha sonra biz geldik, baktık o arada Gökçe konuşmaları devam ediyor. Cengiz Topel Başkan'la beraber ikimiz oturuyoruz. Başkan bak dedim, eğer dedim bu takımı dedim, eğer bunlara vereceksen, eğer böyle bir şey olursa ben hemen istifa ediyorum dedim. Ben dedim bu şeyde olmam, sakın dedim bak bu kulübün dedim geleceği çok kötü olur. Yok dedi abi sen dedi bekle dedi. Bir ertesi gün oldu baktım duydum dediler ki böyle böyle. Düşüşün miladı bu muydu? Miladı o. Şimdi ben neden bunu sezgiledim ben? Şimdi bir takıma sahip çıkılması da kim olursa olsun hiçbir şeyim yok. Öyle bir şeyim benim yetkim de yok. Ama ben sahip çıkmadan ziyade sahip çıkmak önemli. Sahip olmak değil. Ben Gökçek yönetiminin, Gökçeklerin sahip olmak istediklerini biliyordum. Çünkü daha önce örneği vardı. Hacettepe Camızoğlu vardı. Aldılar, ismini değiştirdiler. Keçören yaptı. Çünkü o değerlere sahip çıkmayan bir düşünce olduğu için ben yoksa kimsenin siyasi görüşü, düşünce onlara karşı değilim. Yani her düşüncede insanlar Ankara cünde var. Olacak da yani. Onda bir sıkıntı yok. Onu öngördüğüm için biz dedim daha o kulübe kimse giremez dedim. Zor olur bu iş dedim. Benim düşüncem oydu o zamanki karşı çıkmam. Benim kişisel bir şeyim değil. Ben Ankara camiası için onu ve o gün de istifa yani ettim. Ankara gücü Ankara güçlülüğünü kaybedecek diye evet, düşündüm. Değerlerini kaybedecek diye. Benim için önemli olan şu. Ben Tandoğan'da 2 yıl kaldım lojmanda. Makine kimya ya biz özdeşmiş bir kulübüz. İmalat terbiye deniliyor. Sebeplerini bunu herkes bunu biliyor. Ne olduğunu daha sonra makine kimya. Olmazsa olmaz benim için o değerler çok önemlidir. Makine kimya endüstri Ankara gücü. Çünkü neden? Yani burada işçilerin kurduğu bir kulübü Ankaracı kulübü. Yani bu lafla olmamalı. Yani ötüşmesi lazım diyorum ben. Şimdi işçilerin kurduğu bir takımsa bu. O zaman o değerlere sahip çıkmak lazım. Bir de Yüzler Kulübü'ndeki 3-5 takım. Yüzler Kulübü'nde. Sonra bizim taraftarlarım. Çok büyük bir taraftarımız var bizim. Çok büyük. Yani lafla değil. Ben yani her türlü yönünü yaşadım ben o taraftarlarla beraber. Yanlışlar var ufak tefek olabilir. Onlar bizim canımız ciğerimiz. Fakat yani o taraftarları şimdi nasıl inkar edeceksin? Yani daha sonra ne oldu? Taraftarla çatışmalar başladı. Şimdi olabilir, tenkit olabilir. Beni seven var, sevmeyen var. Benim fikrimi beğenmeyen de olabilir. Ama ben yok sayamam ki o taraftarları. Çünkü olması olmazdır taraftar Ankara gücünün. Peki hocam, bu kadar borç nasıl oldu? İçindeydiniz. Bu kadar şimdi, borç nasıl oldu Ankara gücünde? Bu problemler nasıl başladı? Şöyle, şimdi kongre 30 Ağustos 2009'da oldu. O süreçte tabii ki bir ortalık toz duman yok, 100 milyon lira para koyacağız. Bu arada sözünüzü kesiyorum. Yani izleyenler yanlış anlamasınlar. Biz burada Ankara gücü şu anda lige çıkmak üzere Süper Lig'e mücadele veriyor. Maksadımız kaşımak değil. Tabii. Çünkü o borçlar hala devam ediyor. Şimdi, sıkıntıyı kökünden bulmaya çalışıyoruz. Bizim amacımız şimdi bu. Kesinlikle olmazsa olmaz tabii bizim Ankara Cünün, biz yani canlı gönülde hemen çıkmasını istiyoruz ve daha güzel temeller oturtacak da daha uzun vadeli çok daha büyük takım olacak. Benim orada hiçbir endişem yok. Yani Ankara Cünün en zor döneminde ekmek su yokken ben o içindeydim. Elimden geldiği kadar mücadelemi verdim ben onların. Ben o zaman bile hiçbir zaman şey inancımı hiç kaybetmedim. Herkes de Ankara gücü hayır dedim ya Ankara gücü gelecek en kötü zamanda ben o inancım vardı benim. Orada bir sıkıntımız yok. Biz hocam, hocam en acısı ne biliyor musunuz? Ankara gücü bağıra bağıra küme düşerken hiç kimsenin doğru dürüst sesi çıkmadı. Çok güzel. Şimdi yani ona ben katılmıyorum. Biz tabii ki burada bütün camiye bunu söyleme sebebimiz şu. Bilsinler. Tekrar bu hatalar yapılmasın, ışık tutalım. Ben şimdi dedikodularım hiç öyle duyumdan değil. Ben içinde oldum, yaşadım onları. Ben o zamanlar bunun mücadelesini verdim. Şimdi kongre olduktan sonra Cengiz Başkan bana dedi ki abi Cemal Aydın'la konuş da biz dedi mahkemeye gidelim ama ben zaten karşıydım ona. Biz bir araya geldik, üçümüz mahkemeye başvurduk. Daha sonra
bayağı bir mücadele. Allah'a var, Cemal Aydın'ın da hukuksal mücadelesi. Benim de işte takip etmem. Cengiz Başkan da üçümüz beraber kongreyi iptal ettirdik. Mahkemede kazandık işin doğrusu. Ettirdik derken mahkeme karar verdi onu. Mücadelemizden dolayı. Mahkeme bilirkişi mahkemeye bilirkişi raporunu sunduğu anda iptal kararını yok hükmünde Gökçek yönetimi 11 kişi ilhamsız takiple Ankaragücü'nü borçlandırdı. Yani bu şu anda çalışanı da Ender Yurtgüven Osmanlı Spor'un genel menajeri, o zaman Ankaragücü'nün menajeri orada 1 milyon 750 bin ilhamsız takiple. Şimdi kendileri orada olduğu için ilhamsız takip yapıldığı zaman 7 iş gününde itiraz edilmez zaman kesinleşiyor bu. O zaman onlar da oradaydı, kesinleşti. Kesinleşince nasıl olsa biz burayı kaybettik, Ankaragücü bassın istediler demek ki. Başka bir izah yok bunun. Rakam 33 milyon lira o zamanın parasıyla. Tabii bu faizleriyle 50 milyonu geçti, hala da ödendi. Ödeniyor da. Ve bu arada transfer yasağı olduğu için SESTA olan bir borç var, ödeyemiyorlar o zaman. Transfer yasağı olmasına rağmen SESTA aldılar Bohum Kulübü'nden, Gökçek yönetimi. Yani bu ikinci bir kazık oldu. Yaklaşık da o 10 milyon üzerinde bir para hala taksitleri ödeniyor. Şu andaki yönetimin de en güzel yaptığı işte geçen seneki şampiyonu önemli ama en önemlisi FIFA borçlarının ödemesidir. Çünkü Ankaragücü'nün FIFA borçları 20'ye yakın oyuncuydu benim kulüpten ayrıldığım zaman. Eğer onlar ödenmeseydi Ankaragücü tarihti. Daha şu anda hiç konuşulmazdı. Çünkü onların her bir futbolcunun cezaları vardı. -6 tekrar ödemediğin zaman bir alt küme. Çünkü 20 tane oyuncu. Burada herkesin bilmesi lazım. Yani yanlış olduğu zaman da tabii ki eleştiriyoruz bazı şeyleri. Ama bu yönetim bunları sıralama. O zaman şöyle mi söyleyeceğiz özet olarak? Ankaragücü'nün küme düşmesinin müsebbibi Melih Gökçek ailesi midir? Kesin. Şimdi SESTA'da hani sırayla gidersek böyle daha da net anlaşılır. Yani ben biraz şeye koyuyorum bunu. 2009'dan geldik. SESTA'la beraber bir tekrar bir borçlanma oldu. İlk baştan da ben o zaman yazılı basında da var. Duruyor şu anda. Ankara Spor aynı kişiler aldığı için onu askıya almışlardı. Oradaki futbolcuları Ankaragücü'ne getirdiler. Ben o zaman çok eleştirdim. Dedim ki yapmayın, bakın buraya gelen futbolcular Ankara Spor'un borçlarını şimdi Ankaragücü'ne yüklenecek. Çünkü Ankara Spor'da kalsa ondan ödeyecek. Ankaragücü'ne yüklediler. Gerek yoktu. Hatta biz alay konusu oldu o günlerde. 67 futbolcuyla antrenman ilk otobüse gidiyor. Ankaragücü dediler. Şimdi ben bunu daha sonra Yıldırım Demirören'de görüştüğümde menajerken o zaman tepkimi koydum. Dedim siz niye müsaade ettiniz? Yani 67 futbolcu lisan çıkartılır mı bir kulübe? Siz dedim müsaade etmesi. Ya dedi doğru dedi haksızlık yapıldı. Ama dedim tepki koymadınız hiçbir zaman. Şimdi 67 futbolcu da yapıldı. Ankara'sı bu borcu. Ankaragücü'ne geldi. Bak, borçlar hep geliyor Ankaragücü'ne. Ne oldu Osman Ankara Spor'da? O zaman borç kalmadı. Geldi Ankaragücü'ne. Bu nasıl sevgiymiş ya? Ankaragücü sevgisi. Peki. Böyle bir sevgi olur mu? Bu arada da basında haberler çıkıyordu. Tabii biz de takip ediyorduk o zamanlar. İşte Melih Gökçek şu kadar para verecek. Belediyeden şu kadar yardım alınacak diye. Peki bunlar gerçekleşmedi mi? Gelmedi. Olmadı. Çünkü hatta bir seferisinde de ben tekrar bir eleştiri yapmıştım. Bir yine yazılı basında çıktı o zaman. İşte muhalefet bizi engelliyor. Tabii onu dedim. Muhalefet engelliyor diyorsunuz da 5 milyon lira siz vereceğiz dediniz de biz mi engelledik? Vermediler. Öyle bir şey olmadı. Yine bütün harfiyet gelirleri, otopark gelirleri hep Ankara Spor'a gitti o dönemde de. Ankaragücü'ne hiçbir şey vermediler. Ankaragücü'ne verdikleri hep borç. Yüklediler. Transfer yasağı yokken kulübü aldılar 2009 yılında. Daha sonra kongre iptal davası olduktan sonra artık orada bir görüşmeler oldu ki herhalde Cengiz Topbaş Yıldırım'la görüşülmüş. Demişler ki biz eski yönetime tekrar vereceğiz valilik görüşüyle. Halbuki valinin bir görüşüdür, o kanun değildir. Tabii. Ben o zaman Cengiz Başkan'a uyardım. Dedim bak koşulsuz alalım bu kulübü. Biz çünkü transfer yasağı var burada. Eğer transfer yasağı alırsak yani çok büyük para olur, karşılarsın, bütçe yaparsın olabilir ama yok o durum. Almayalım, yapmayalım derken çünkü hep beraber katıldık o zaman Cemal Aydın, Cengiz Soper üçümüz ilk başında bu işin. Bir araya gelendik, geldik üçümüz. Koşulsuz alalım dedik bu kulübe. Karar oydu. Peki hocam, Melih Gökçek hatalı da verenler hatalı değil mi ya? Hatalı. Yani şimdi kongre hatalı değil mi? Burada taraftar bakar, bize Melih Gökçek para verecekler, inanır buna. Onu destekleyebilir ama kongre sizin gibi işi bilenler bu işe
Hiç engel olmak istemediniz mi? O zaman şöyle bir şey oldu. Çok iyi duyarlı taraftarlarımıza. Ben hep içeceğim onlarla. Hep devamında görüşüyorum, konuşuyorum. O zamanlar bana dediler ki, ya abi bırak, biz şampiyonluğu özledik. Ya bakın dedim koçum ya aslan. Ya özlediniz diyorsunuz ama bu kulübün geleceği kötü dedim. Ben size söylüyorum bak. Temiz duygulu olan insanlar da vardı. Sadece onlar da çok daha başarılı olalım diye destekle. Ha, yanlış olanlar da vardı. Kandırıldılar bazılar arkadaşlarımız da. Onlar da hatalı. Ben onların yüzünden karşı da söyledim o zaman. Onlar bizim kardeşimiz. O hatalar yapıldı. Farkındalar onlar. O zaman o tepkiler koyulsaydı, orada bir iki daha kırılma noktalar vardı. Şimdi burada onları konuşmak da istemem. O kırıldı. Yani bir böyle bir ufak bir şeydi bu. Biraz şey mi oldu hocam ya? O arada yani Ankara Gücü yıllarca işte 100 yıllık kulüp diyoruz. Her takım her 100. yılda işte Beşiktaş şampiyon oldu. Fenerbahçe şampiyon olmaya çalışıyor. Galatasaray kendi 100. yılda 2010 yılında Ankara Gücü kendi 100. yılda şampiyonluk hedefliyordu. O dönemki hatırlarsak. Evet. Ve bu vadide en güçlü şekilde arkasındaki bir takım güçlerle, parasal güçle en iyi şekilde Gökçekler sundu. Şimdi bu yüzden de etkilenmiş olamaz mı şimdi, o dönemde? Tabii var diyorum bak. O var. Bir kısmı öyle etkilendi. Ama ben şöyle bakıyorum. Şimdi yani olması olmaz değildir ya. Biz oluruz, yaparız. Ama sağlam temelli olarak benim düşüncem 2009'daki yönetici oldu. Altyapıyı çok daha güzel yapmaktı. Akademisyen hocalar yetiştirip onları altyapımızdan çıkartalım. Oradan gelsin. Yani ben tam doğandan hani yetiştiren vardı o potansiyel bizde. Çıkarttık. Mesela 5 tanesi bu Kaan Kanakbaş Eskişehir'de işte birkaç tane daha vardı. Böyle 5 tane genç. Onların için 2 tane daha kazanmak. Onun gibi daha alttan getirmek istiyorum. Benim düşüncem oydu. Hani fikir birliğinde olduğumuz arkadaşlarımız da vardı. Şimdi böyle yaparsan o sene olmaz, 3 sene sonra olursun. Çünkü Ankara Gücü'nde potansiyel var. Ankara Gücü hazır yani bu işe. Ama sabırlı olmamız lazım. Temelimizi sağlam atacağız. Olacak bu. Hani Ece'nin parayla yapamadığını Ankara Gücü gönüllü yapabilirdi. Yaptılar da geçmişte. Tabii. Zaten onu yapıyordu zaten. Yani, senin oradaki taraftarın kusura bakmasınlar sabah kahvaltısını bile gidip de pazarını alıp getirebiliyorsa, takımına sahip çıkabiliyorsa tabii. Yani çok da paraya gerek yoktu. Fakat biraz Ankara Gücü taraftarı da yönetimi de kandırılmış gibi geldi bana. Şimdi bizim Ankara Gücü taraftarımız bir boşluğa düştü diyelim o an için. Fakat sonradan anladılar. Allah'a var şimdi. Gövdesini koydular şeye. Gövdesini koydular. O paraları topladı. Yani ben gerçekten çok duygulanıyorum. Yani duygulanıyor çok... Hikmet Hocam. Çünkü anladılar. Eğer onlar olmasaydı yine bu durum yine gelmezdi. Yani 1500 kilometre bir taraftar geliyor. Yani maçın ne olacağı belli değil. Yeneceğim mi yenmeyeyim mi? O pankada asmak çok büyük bir şey. Tabii. Arma için savaş. Şimdi o borçlandırma yapıldığında... Şimdi ben bunu bazı yerlere söyledim ama böyle kaldı. Çok önemli olan bir şey. Ayhan Atalay diye bir tane mali as başkan var. Evet. Yaklaşık 10 milyon üzerinde. Bu arada ben borçlandıranları savcılığa verdim. Suç duyurusuna bak. Kimseye de sormadım. Kimse de bana ver demedi. Baktım haksız bir kazanç. Kulübü parçalamışlar. Savcılığa verdim. Savcı da Nadi Türkaslan. O zaman beni de çağırdı. Dedi ki nedir bu? Böyle böyle efendim dedim. Bunun dedim belki dedi bu başka yere gider. Nereye giderse gitsin efendim dedim ya. Kulübü dedim bak bu duruma soktular. Soruşturma yaptı. Ayhan Atalay'a soruyor bir tanesi. Diyor ki sen bu kadar para vermiş. Hayır bu paranın hepsi benim değil diyor. Bu kadar diyor. Nuri Elibol'un bu kadarı benim diyor. Tamam diyor. Nuri Elibol'u çağırıyor. Nuri Elibol diyor ki savcı soruyor. Ayhan Atalay'ın parasının bir kısmı sizin. Hayır diyor benim öyle param yok diyor. Şimdi bu çok açık ortaya çıktı. Ayhan Atalay hatırlarsınız ticaret odasında Fethullahçı imamı dediler. Şimdi bu Ankara Gücü takımında Fethullahçılar da para gitti. Para ödendi bakın. Çok önemli bir şey yani basit bir şey değil herhalde yani. Evet. Şimdi Fethullah bir örgüt deniliyor. Fethullah uğraşılıyor. Ankara Gücü'ne Ankara Gücü'nden Fethullahçılara para gitti burada. Yani buna kim müsaade etti? Yani şimdi böyle iş karmaşık iş büyüdü. Karmaşık değil. Bu net olan iş. Burada savcılık belgeleri var. Açarlar bakarlar. Peki savcılık bu yaptığı soruşturma sonucunda karşısında ne çıktı? Şimdi savcılık çıktı. Finalde şimdi ne eksik, dedi? Eksik olan şu var. Hı. Şimdi Nadi Türkan çıkardı. Finale gidiyor. Savcıyı değiştirdiler. Savcıyı aldılar görevden. Benim yapacak olduğum şey yok. Ama burada yapılacak olan şuydu. Kulüp o günkü yetkililer menfi tespit davası açacaktı. Mahkemeye o savcılık dosyası da oraya verecekti, ispat edecekti onlar. Bu kadar basitti bu iş. Yani benim ağrıma gitti.
bir Ankara şu bir haksız kazanca karşıyım ben. Yoksa 5 trilyon almış bir oyuncu veya bir başkan parasını vermiş almış. Hiçbir şey demiyorum. Bu olabilir tabii. Ama böyle haksız kazançlar ben karşıyım. O zaman şöyle bir şey, Ankara Gücü için boşaltıldı öyle mi diyelim? Tabii boşaltıldı, para aklandı diyeceğim ben. Başka şey yok bunun yani. Boşaltıldı. Ya rakamlar bunlar şimdi az rakamlar. Hepsini koyduğun zaman 33 milyon lira faizlere 50 milyonu geçti. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi bunları siz anlatıyorsunuz, yaşadınız. Sayın Mehmet Yiğiner bunları da biliyor mu acaba? Çünkü geçenlerde gene bir çıkışı oldu. Paralarla ilgili, mali portre ile ilgili bir çıkışı oldu. O da biliyor mu bunları acaba? Şimdi benim üzerimde 2 milyon bir avans vardı. Mehmet Yiğiner yönetimi geldiği zaman ben de kulübe gideyim bu avansı kapayım istedim. Gittim orada bir yönetici arkadaşla konuştum. Tanıttım kendimi. O da ilgilendi, konuştu. Dedim bunu kapayayım ben. Ya şu anda bunu kapayamıyoruz biz dedi. Ben bunu biliyorum, sen de kalsın dedi. Hani o 2 milyonu avans şey kapama şeyi ver. Kalsın dedi. Ben de anlattım hepsini. Bu olayları konu. Yani çünkü sorarlarsa bir Ankara ben konuşurum. Yani benim çekineceğim bir şey de yok. Bu dedikodu değil, bilsin istiyorum insanlarda. Ya sen bunları hep anlatır mısın başkanı? Anlatırım dedim yani. Daha sonra engellendi, görüştürmediler. Daha sonra bir açıklaması oldu şeyin bir çalışmadan dolayı. Mehmet yine ben kutladım bir basın yoluyla, dedim yönetim iyi şey yapıyor. Baktım ben ışık görüldü, kulüp bir şey olacak. Aradı beni. Teşekkür ederim abi dedi. Dedim başkan bir şey değil. Ben elimden geldiği kadar ben destek her zaman olurum. Daha sonra senden görüşmediler. Hatta beni kulüpten menajerim süren var. İşime son verdiler. Sebep de bunu da bilinmesini istiyorum. Yani bir bağlantılı olduğu için bunlar. Ümit Kurt diye bir futbolcumuz var. Sezon başı bana dedi ki 1 milyon lira getireyim dedi. Ben de yok dedim. Benim de bütün hedefim Süper Lig'den düştükten sonra o genç çocuklar var. Onları bir arada oynatıp 2 sene sonra takım yırttı gitti. Yani Ankara Gücü'nün geleceği. Sadece bize lazım olan elektrik, su, doğalgaz, çocuklar ufak tefek bir para, o kadar. Başka hiçbir şey yoktu. Çünkü deplasman parasını da federasyon karşılıyor. Daha sonra yok dedim. Ümit biraz daha gelişsin de iyi paraya giderse gider veya kulüpte kalsın. O süre içerisinde bir baktım dediler ki senin işine son veriyoruz. İyi. Yapacağım bir şey yok. Ondan sonra Ümit Kurt'u ben de ertesi gün Sivas'a 300 bin lira sattılar. Şimdi duydum ki orada birileri küçük bir menfaat sağlamış orada şimdi birileri. Ya ben şimdi kulüp kurtarmaya çalışıyorum. Bazıları kendilerini kurtarmaya çalışıyordu. Şimdi yapacağım bir şey diyor. Sonradan bir baktım ki yazılı basında Hikmet Hancıoğlu'nun 28 milyon borcu var, şu var. Ya ben gidip 1 lira isteyemiyorum. Cebimde para olmadığı zaman bile orada çalışan işçi sigara parası yok. Geliyor başında dökülüyor. Ben onları vermeye çalışıyorum. Gaz parası yok. Yani ben almam mümkün değil. Para istemem mümkün değil. Yani ben acaba ölsem isteyemem. Çünkü o işçileri görüyorum. İçim parçalanıyor. Mahkemelik şimdi, oldunuz mu? Şimdi böyle bir 28 beni falan borçlu çıkardılar. Şimdi ne yapmam ben kamuoyunda? Vay Hikmet hırsız, Hikmet 28 milyon para almış. Ya ben para alacağım var oradan. Yani sözleşmem var ya. Bana şöyle genel menajer olurken dediler ki daha önceki menajer Ender Cütgüven 9 bin lira alıyor. Sen 8500 lira olsun. Olur dedim. Yani benim paralel şeyim yok. Yani şu olsun bu olsun. Ona 40 bin lira peşin vermişler. Peşin yok olsun. Bunun üzerine bir anlaşma yapıldı. Onların söyledikleri neyse sözleşme yaptık. 9 bin liraya anlaşan Ender Yurtgüven 1 milyon 700 bin lira para mı istedi kulüpte? Ayrıca o. İlhamsız takibi ayrıca. O başka bir şey. O başka, hayır, merak o başka bir şey. Tabii. Şimdi bana silah dayayacaklar. Birisi diyecek Hikmet şunu yap. 5 milyon lira silah dayayacaklar. Mümkün değil. Ben öyle bir işe yaptıramaz kimse. Giremem. Şimdi böyle yapınca ne oluyor? Ben alacaklıyım orada. Kamuoyunda beni şey yapıyorlar. Yani diyorlar ki Hikmet Hancıoğlu borçlu. Bunu kulüpten. Kim yapıyor? Bu hangi kulüp? Hangi dönemde? Atilla Süslü. Ve o zaman da nedense bu yazılı işte internet sitelerde bir yerde yazıyor bu arkadaşımız da, diyor ki ben diyor şeyim diyor tarih yazıyoruz diyor. Ya neyin tarihini yazıyorsunuz ya, anlamadım ben yani. Şimdi öyle de yazıyorlar. Şimdi ben bu sürede işte Mehmet Başkan birilerine görüşmek istiyorum. Hani anlatayım durumu. Tabii. Bir anlaşalım yani ben şimdi. Ben de ihtar çektim kulübe. Şimdi ne yapmam lazım? Peki, yani onu kabul etmem lazım o borcu. Bu sefer benden görüşmüyor. 10 ay kadar bekledim. Görüşmediler. Yani siz bu durumları biliyor musunuz dedin ya şimdi Mehmet Başkan. Hı hı. Hani oraya bağlayacağım. Benden görüşmedi kimse. Görüşmek istiyor. Şimdi ben görüşmeyince de ne yapacağım? Bu olaydan 10 ay sonra dava açtım. Açmak zorunda kaldım. Şimdi o leke bende kalabilir mi ya? Üzerinde bırakır mıyım ben o lekeyi? 28. Şimdi ben kazandım davayı. Ankara Gücü'nden ne kadar alacağınız var? Şimdi şu anda benim 300 bin lira alacağım param var.
Kaç yılında? 2011 yılından bugüne ama kadar. Ama borç yok. Tespit edilemez. Tabii ya. Onu anlatmak istiyorum. Hocam, benim şunu merak ediyorum. Tehdit aldınız mı hiç? Aldım. Çünkü niye biliyor musunuz? Aldım. Mesela o süreçlere ben Cemal Aydın da tehdit edildiğini düşünüyorum ki Cemal Aydın hukukçu bir insandır. Ve Cemal Bey'in sessiz kalması bile bende şüphelere sebep olmuştu. Şimdi bir kahvaltı yapıyorum sabahleyin evde çocuklarla beraber bir telefon geldi. O da bizim eski bir idarecimiz. Hikmet dedi, söylediklerini, yazdıklarını hepsi doğru dedi. Katılıyorum dedi. Boş ver, çoluğun çocuğun var senin dedi. Abi bana bak dedim ya. Sen ne diyorsun ya? Eğer bugünden sonra daha fazla konuşup ben Hikmet değil dedim ya. Ve ondan sonra ben daha çok, benim Allah'a çok bir korkum yok. İnandığım bir işi ben sonuna kadar yapmaya çalışırım. Elimden geldiği kadar. Ha çok yani böyle kuvvetli böyle Rambo falan da değiliz ama yüreğim yettiği yok kadar. Canım, yeter ki ben, gücü vardır hayır, hocam, yeter çok ki şey ben de inanayım o işi. Ben sonuna kadar giderim yani. Ne olacak yani? Bana döverlerse ben de ona elimden geldiği kadar yaparım. Korkum yok yani. O şeyde yani biz oldu o şekilde. Merak ettiğim için sormuştum. Oldu. Yani. Çünkü oldu. O dönemler bu tür şeyler çıkmış ortaya. Ben menajer olduğumda da kapalı tribünün sağ tarafında 50'ye yakında bir grup yaptı onlar. Aleyhimde benim bağırttırdılar. Evet. Çok. Hatta dedim ki bırakın dedim ben hallederim. Yok sen karışma dedi emniyet. Onlar şimdi ben o şeylerde yılmam. Onlar şey değil. Yani çünkü daha özünde olan Ankara işte arkadaşlarımız var. Onlar dediler biz girelim. Yok siz karışmayın dedik. Baskı yaptılar. Çok yaptılar. Peki hocam Ankara Gücü çok büyük bir camia. Evet. Sizin de yani en önemli şampiyonlukta kadrodasınız, evet. Ve birçok futbolcu var. Hiç yalnızlık hissettiniz mi? Onların böyle kenara çekilmesi sizi biraz burktu mu? Hissettim. Üzdü evet. Mü? Çok da burktu, çok da üzdü. Şimdi düşünceler olabilir. Yani herkes aynı ya düşüncede. Ben hatırlıyorum. Sadık var. İşte Nazmi Mehmet var, var. Mehmet Urbeş, Mehmet şimdi var. Şimdi isimlere girmiyorum ama şöyle söyleyeyim. Çokları da oraya yakın olanlarını gördüm. Üzüldüm. Hatta başka türlü düşünce içerisinde. Şimdi onlar beni üzdü işin doğrusu. Ama beklentim benim hiç, bu işe girdiğimde hiçbir kimseden beklentim yoktu. Ben tek başıma istifa ettim. Bana kimse istifa etmedi. Hani kimse de bir yönetimden istifa etmez. Ben bir orada bir ışık verdim aslında. Anlayamadılar o gün. Ya yöneticim ben istifa ettim ya. Tepki koydum o birleşmeye. Dedim ki bu Ankara Gücü'nün bittiği andır dedim. Tepki koydum. O günkü gazetelerde hatırlarlarsa arşivlere çıkarsınlar. Yarım sayfa üçünün eli. Cemal Aydın, Melik Gökçek, Cengiz Topay Yıldırım. Yarın sayfada Hikmet Hancıoğlu istifa etti diye yer verdiler. Yani şimdi orada bazıları dediler ki duyuyorum Hikmet Hancıoğlu da alışır. Ben alışmadıydım. Onlar alıştı mı artık buna bilmiyorum. Hocam bir şey daha çok merak ediyorum. Bent Ahlat nereden çıktı? Şimdi Bent Ahlat kimin tasarımı projesiydi? Bunu anlayamadım. Şimdi önce. Şöyle. Ondan önceye gelirsek şimdi eski yönetime vereceğiz diyorlar Gökçekler. Valilikten bir görüş alıyor. Görüş alınca eski yönetim, Cengiz Topay Yıldırım, benim de olduğum bir yönetim. Bu sefer biz de o arada üçümüz yine geldik. Dedim Cengiz Başkan gel Cemal Aydın'la konuşalım, bir fikir birliği yapalım. Sürpriz bir isimdi yani. Şimdi oraya işte bir sıralama yaparsak daha iyi anlatalım insanlara. Bu sefer daha sonra Cengiz Topay Yıldırım herhalde görüşme yaptı ki gidiyor sarayda konuşuyor. Aldık biz dedi. Ya dedim nasıl aldın? Dedi ki biz dedi işte konuştuk. Eski yönetime veriyor. Ne olacak? Sarayda biz olacağız. Yine aynı personel devam edecek. Sen ne diyorsun dedim. Mümkün değil dedim. Ben bayağı biraz da sert bir ifade yani sesim şey oldu. Üzüldüm bu sefer. Ya bu kadar mücadele verdik dedim. Olur mu derken bana dedik sen de gel. Yok ben mümkün değil dedim. Ben o yönetimde var ama ben olmam dedim. Olmadım. Sonuçta Cengiz Topay Yıldırım aldı. Yaklaşık işte Ağustos ayında olsa Eylül, Ekim. Kasım ayında kongreydi 3-4 ay sonra. Hatta Tandoğan'da bayağı da bir olaylı bir kongre oldu. O kongre öncesi benim bütün çabam o günkü ortama bakıyorum, işte bazı iş adamı girecek, engelliyorlar, korkuyorlar, işte Gökçekler öyle denildi. Daha sonra baktım ki, yani Cemal Aydın da bu işin içerisinde, yıllarını vermiş bir yer. Dedim, başkan, gel bu işi sen başla. Sen bu işin içinde ol. 3 ay yap, 5 ay, 6 ay, ondan sonra bırakırsın. Çünkü baktım ki, zayıf halka çok. Yani ben ondan olabileceğim. Şimdi oradaki Bent'le ilgili tartışan şey şuydu hocam. Melih Bey'in adamı mı, Cemal Bey'in adamı mı? Oraya geleceğim şimdi. Şimdi ondan, kongreden bir gün öncesi Osman Kolsu, Cemal Aydın, Cengiz Topay Yıldırım, bir ki Mehmet Kemal Ünsal da varmış herhalde. Sonradan duydum ben. Orada konuşuyorlar. Cengiz Başkan kabul etmiyor falan derken o gün başka bir aday var. Ertesi gün kongre olacak. Bir aradayız baktım. O başkan olacak kişi böyle şey biraz. Dedim abi ne oldu? Ya dedi Mehmet Kemal Ünsal ismi. Evet. Ne oldu abi? Dedi ki ya ben dedi şudur bu olmuyor dedi. İşte şu şöyle dedi. Neyse kısacası. O arada Sami Altun Yuva da yönetime giriyor. Ben tanımıyorum Sami Altun Yuva'yı.
Dedim bu kim? İşte eski yönetimde vardı. Şu kadar 500 verecek, 600 verecek. İyi. Sonuçta orada bir karambolle beraber Sami Altınyuva başkan oldu. Yani kongre olması lazım orada. Ondan sonra o süreçte baktık o karışık, çok da tepki var. Hatta bana da diyorlar tarafta, abi sen bunu, ya dedim ben bilmiyorum kardeşim. Peki ben olmasam da başkası olsa nasıl olur, ne yapayım ben şimdi? Ben burada elimden geldiği kadar mücadele veririm, siz merak etmeyin ya. Dedik yaptık falan, işte o süreci biliyorsunuz. Daha sonra o ayrıldı. Sezon bitti. O arada 2-3 tane kongrede erteleniyor. O arada bizim İshak Doğan diye bir oyuncumuz var. O da gitmek istiyor. Ya koçum bekle bekle diyor. O da biraz gelişim gösterdi çocuk. Bir para kazanır diye düşünüyorum kulübün. O arada en son ihtar çekti. İhtar çekince 400 bin para yatırılması lazım. Para da o anda kimsenin vereceği yok. O Aybars diye bir oyuncumuz var. O da Karabük'e gol attı Ankara'da. Bir de orada atınca onlar da beni arıyorlar. Ya düşündüm baktım bunu dedim verirsek dedim. Onun parayla insan para yatıralım. Bu süre içerisinde Karabük'le görüştüm ben. 500'e anlaştık. 400'ün insan parasını yatırdık. İshak'ı kurtardık. Karabük dedi ki İshak'la alacağız. Dedim o dursun şimdi. Ben dedim hani o daha sağlam satalım. Daha sonra sezon bitti. 2 milyonla 1.9'a mı ne sattık İshak'ı. Şimdi sezon bitti. O para birisinin cebinde. O arada işte yok orada burada falan derken hatta beni arayan basın oluyor. Soruyorlar. Diyorlar ki böyle bir para var. Yok diyorum bir şey olmaz. Ben temiz bir düşünceyle diyorum ki ya o para başka yerden bulacağız. Biz transfer yasağına kalacağız. Benim düşüncem o. Halbuki biz yani biraz safça düşünüyormuşum demek o durumda. Bu sefer de kongreler iptal olunca biz Nevşehir'de kamptayız. Nevşehir'den gelecek olduğumuz akşam taraftarların bazıları beni aradı. Dediler ki abi biz seneye katılmayacakmışız. Şöyle ya siz ne diyor? Kim dedi size? Mehmet Ural bizden toplantı yaptı. Toplantıda böyle söyledi. Dedim ki ya siz dedim ya manyak mısınız ya? Ankara Gücü'nün bittiği andır dedim ya. Anlattım ben. Bizim FIFA borçlarımız var. Bunlar ödenmesi lazım. Ödenmese bu kulüp batar, biter. Deyince abi biz bunları bilmiyoruz. Anlattım ben, izah ettim. Ertesi gün Ankara'ya geliyor otobüsten. Gelene kadar 50 tane telefon. İstanbul basın arıyor, Ankara diyor. Ne oldu? Dedim ki ya Ankara Gücü lige katılmayacakmış. Yok dedim. Ertesi gün de kongre var 2 gün sonra. Baktım, düşündüm, başladım. Tek başıma aldığım bir karar, kendi düşüncem. Baktım şey yok yani ben bir genel menajerim ama o anda ben kulübün sahibi. Yanlış olanı bozmak istiyorum. Dedim ki Ankara Gücü takımı kongre yapacak, ligede devam edecek diye bir açıklamam. Ertesi gün kongre olacak. Şimdi 46 kişinin olması lazım. 46 kişi olması olmuyor çünkü ertelemeden sonra. Şimdi gelen var, giden var. Bir saat geçti. Emniyet yetkilisi var, soruyor diyor. Abi bekle diyorum. O arada Ali İmdat diye gece kondu lideri arkadaşım, o da dedi ki abi ne oldu? Dedim ki Ali bak böyle böyle. Sen hazırlığını cetveli imzalamamışsın. Eğer bunu imzalamayıp katılmazsan bu kongre olmaz. Olmasa da kayyuma gideceğiz. Abi ben bunu bilmiyordum dedi. İmzaladı o da. Daha sonra bir kişi daha lazım. Yok derken Muzaffer Gültekin o zaman delegesi. Yani bunu isim olarak veriyorum ki insanlar da yani çok net öğrensin bilsin diye. Geldi taksiyle, o da imzaladı. 46 kişi olduk, o kongre yaptık. O süre içerisinde aday yok, kimse girmiyor, çekmiyor. Ben tarlatta kendine göre tanımıyorum ben o gün gördüm. Ondan önce bizim taraftar olduğunu biliyorum bir defa görmüştüm. İyi, iyidir yani, yıllarca hizmet etmiş. Ankara işli olduğunu evet, biliyorum. Evet, Ankara işli. İyi bir. Sonradan geldi. Öyle bir seçim oldu, kazandık. Ertesi gün dedim başkan şu hemen dilekçeyi alıyorum. Hemen federasyona biz lige devam ediyoruz. Bana dediler ki ya bu takım küme düşer. Ya bakın ben size küme düşer düşmez demiyorum. Ama Ankara Gücü'nün geleceği takım bu dedim. Hafızalarını herkes bir yoklarsa, o 2012 takımına bakarsa şu anda çeşitli iyi kulüplerde hepsi oynuyorlar. Hepsi bir arada oynasalardı şu anda daha da yıldız olacaklardı onlar. Çok iyi. Benim bütün hedefim oydu. Ben tanımladığım olma sebebi bu şekildeydi. Daha sonra da onun da bir silah olayından bir yakalamadan cezaevi süreci oldu. Evet. O da bir toplantı yaptı. O da dedi ki yani bak dedi Hikmet abi bu konular çok iyi. Aman onun dediğini yapın. Baktım ki başka farklı düşünceye gidenler var. Hatta bir hoca var. O da dışarıdan geliyor beni getir diye. Ya derdimiz o değil diyorum. Bakıyorum Allah'a var Taner hocayla Yılmaz hoca iyi çalışıyorlar. Ben getirmedim ama görüyorum iyi iş yapıyor çocuklar şimdi. Ben iyinin yanındayım. Yani ben getirdim götürdüm diyor. Evet. Ben de onların yanındayım. Çünkü yani iyi yaptığı bir şeye insan iyi, arkadan vuramaz. Şimdi isim vermiyor. Bir hoca arıyor beni de. Ya yapma diyorum. Olmaz. Mümkün değil dedim. Olmaz. Bekle falan. Şimdi o süre içerisinde herkes başka şeyin peşindeler. Ben oraya geleyim. Ben oradan bunu götüreyim derdi. Şimdi bu süre içerisinde de işte Atilla Süslü ya kalıyor cezaevine girince. O da onun da öyle bir gücü yok. Fakat o arada
Ne yapılıyor? İşte bir şey bulunmuyor. Para yok, pul yok. Bu Ümit Kurt diye bir kardeşimiz var. Sezon başı dediğim gibi milyonlara para getiriyor. Bu hayır kal diyorum ben ona. Daha sonra benim işime son veriyorlar. 300 bin lira Sivas'a veriyorlar. Şimdi orada birileri bir şeyler yapıyor. Yani onu biliyorum ben de. Yani ayıp yani. Şimdi bir kulübün menfaati var burada. Tabii. Satacaksan eğer o gün olabilir. Paran yoktur. Satabilirsin. Bir katkı sağlarsın. Ama hiç onun değerinde sat. Yani bana bırak. Ben önde olayım orada. Parayı siz alın yine. Sizde kalsın para. Ben onu 1,5'a vereyim orada. Yani iyi kötü bir tanıdığımız, bildiğimiz nasıl yapacağımızı biliyoruz bu işleri. O süre içerisinde bu takımı dağıtmaya başladılar. Hatta Mehmet Başkan dedim. Başkan ya bu takım bak dursun. Timur'da bir santraforumuz vardı. İyi bir çocuk. Çok yürekli bir çocuk. Yani ağlardı maçtan sonra yenilince. Başkan da ya bir o gitsin. Belki onun da kendine göre o düşüncesi doğruydu. Bilmiyorum ama bütün Ankaracı takımı o kalsaydı şu anda bir çok iyi yere gelecekti. Hocam şimdi izleyicilerimiz zaten kararlarını vermiştir sizin anlattıklarınız yönünde. Biz de buradan bir duyuru yapalım. Biz istiyoruz ki geniş bir program, çünkü Ankara Gücü gerçekten çok büyük bir camia. Çok büyük. Geniş bir program yapalım. Böyle bir saatte falan değil. Bir de şampiyonluğa gidiyor. Bu işi fazla amiyane tabiriyle kaşımak istemiyoruz ama şimdi çağrı yapalım buradan. Sayın Cemal Aydın'a, Sayın Mehmet Yiğner'e. Siz gelin. Sayın Cengiz Topel Yıldırım gelsin. Biz yönetimle de konuştuk. Uzun bir program konusunda çok söz iyi, aldık. Çok bu konuları karşılıklı konuşmakta, hatta eğer uygun görürse Sayın Melih Gökçek de gelsin. Tabii. Burada ama Ankara Gücü siyaset değil. Bizim işimiz siyaset değil. Ankara Gücü'nü konuşmak. Evet. Ankara Gücü'ndeki yanlışları buradan da duyuralım. Gelsinler. Anlatsınlar. Kim kimi suçluyorsa ortaya çıksın. Diyelim, buraya noktayı koyalım, sizin anlatacaklarınız tamamdır. Evet. Artık Ankara Gücü Kulübü şu anda Süper Lig'e çıkma mücadelesi veriyor. Biraz da bugünü konuşalım isterseniz. Tabii tabii. Şimdi onda bizim hiçbir endişim yok. Bu söylediklerimiz sakın ufacık bir takımı biraz şey konuşalım. Olsa ben onu konuşmak istemem. Hani bir yani zarar verdiğimizi zannetmiyorum. Ben Ankara Gücü takımı bu hafta inşallah Ümraniye'ye yeneriz. Yani zaten bir dakika da büyük viraj. Evet. Evet. Şimdi bizim orada hiçbir sıkıntımız yok. Yani biz Ankara Gücü büyük takım. Yani hiç onun lafı yok. Yani bütün enerjimizi biz oradayız. Yani biz yanındayız Ankara Gücü. Peki hocam, Uğur'un dediğinden yola çıkarak hani güne geliyoruz ya. Bu kritik süreçlerden sonra Mehmet Yiğner başkanında Ankara Gücü bir yoluyla sizin de başladığınız gibi borçlarını ödemeye başladı. Evet. Bir yoluyla transfer yapmaya başladı. Doğru. Takım toparlandı. Hiç kimse ya ne, bu ne olacak derken bir anda baktınız işte 2'den 1'e geldi. Bir de kalsın ya, sezon başında öyle konuşuyorduk. Bu ligde kalırsa ne kadar güzel yaşasın derken hadi Süper Lig'in kapısına geldi. Şimdi bu dönemi nasıl değerlendiriyorsun? Şimdi, geçmişteki hatalar tamam. Bu dönemi ben yaklaşık 3-4 sene önce yazılı basında da açıklama yaptım. Ben yaptıkları işin doğru olduğunu, bir ışık gözüktüğünü dedim Ankara Gücü'nü. Hatta ben Mehmet Yiğner başkanı tanımazdım. Beni aradı. Teşekkür etti o açıklamanı. Yok başkan dedim. Hani doğru yapma. Ben şimdi doğrunun yanındayım. Ben hiç o bu değil. Yani ben hele FIFA borçlarını ödemekle beraber şampiyon olduğunda ben mesaj attım Mehmet başkana. Başkan dedim, 2 defa şampiyon oldu bu kulüp. FIFA borçlarına sıralamaya konuldu. Ödendi. En büyük sıkıntı oydu ve şampiyon oldu. Şimdi benim menajer olduğumda bu FIFA borçlar gelince bir yöneticiye veriyorum. Ortada bir daha geliyor. Dedim burada bir şey var ya. Yani çünkü devamlı geliyor. Ben de şimdi yeni hakim olmaya başladım onlara. Daha sonra beni bir avukat buldu. Şimdiki kulübün avukatı telefonla beraber, şimdi ismini hatırlayamadım. Temasa geçtim. Anlattı bana. Dedi ki böyle böyle. Tamam dedim. Ben ilgilenirim dedi. Getirdim. Kulüple anlaştırdım ben onu. Anlaştırdım. Şimdi o FIFA borçlarını, o benim yapılandırdığım, benim zamanımda Mehmet Başkan devam ettirdi. Allah'a var. En büyük yaptıkları iş Mehmet Başkan'ın. Ha dediği gibi en kötü zamanlarda bu duruma getirdi. Hatalar olabilir. Eksikler olabilir. Ama Ankara Gücü karaya çıktı. Evet. Ama burada bir eksik var tabii. Yani bayağı eksik. Süper Lig bize. Senin dediğin şey. Süper Lig ve yani artı daha da iyi yerler. Onlar olur ama biz sabretmemiz lazım. Emek vermemiz lazım. Çok çalışmamız lazım. Değerlerimizi kaybetmememiz lazım. Takımı nasıl görüyorsunuz? Yapısını. Takımımızın yapısı iyi. Yani havaya geçsin. Bu hafta Ümraniye karşısında ne yapar? Şimdi bizim Ankara takımın şimdi şu iyi, bu kötü, bu alsın, bu böyle bir şeyimiz olmaması yok, öyle bir şey yok. Ankara Gücü takımı final takımı. Biz gittik Bolu'da ikinci takım olarak o kupayı aldık geldik Ankara'dan, Bolu'dan.
inanmışlık vardı. Şimdi bu hafta bu takım inanır, çıkar, o taraftarla beraber o maçı alır. Yani burada yürek işi, o maç final maç artık yani. Ha Allah korusun kötü bir şey olur, bu işin sonu da değil. Hiç moralimizi bozmayacağız, devam edeceğiz. Çünkü bu ligde her şey var. Bu hafta yani bütün enerjimizi bu haftaya vereceğiz. Yani taşkınlık yapmadan son dakikada sabırlı bir şekilde alacağımızı inanıyorum. Yani Ankara takımı iyi takım, final takımı, tecrübeli oyuncular da var. Hocayı nasıl buluyorsunuz? Hoca da şu ana kadar da iyi şeyler yap. Şimdi bazı şeyleri bunu konuşmanın bir anlamı yok. Hani hatta 2-3 ay önce böyle bir şeyler oldu. Yani hocayla ilgili. Ben birkaç yöneticiye mesaj attım. Sakın yanlış yapmamaya çalışın. Devam edin. Çünkü neden? Yani bir takımı adapte olmuş. İstikrar ne kadar ne olursa olsun bir hocanın değişmesi kulübe zarar verir. Ha ben İsmail hocayla beraber karşılıklı oynadık ama şu anda da bir şeyim yok ama ben doğru olan taraf. Şimdi hani değişiklik hiçbir zaman fayda getirmezdi. Yaklaşık 2-3 ay önce ben takip ediyorum devamlı. Hani bir duyarlı insan olarak bir mesaj attım birkaç yöneticiye sakın. Hani çünkü baştan bir karar verilmiş. Bu artık burada devam edecek. Bunun tartışması, konuşulması bile yanlış. Onlar da güzel şeyler yaptılar. Ufak tefek hatalar oldu, olmadı değil. Açıklamalarla beraber yanlış olan şuydu. Yani bir yenildik, yenilebiliriz. Buraya kadar bu oyuncu, bu takım yönetim getirdi. Yani şimdi para pul olaylarının bu kadar var ama o kadar gündem olacak durum yok şimdi. Asıl gündem olacaksa bu az önce söylediğim şeyler var. Enerji oraya verilsin, onların üzerine gidilsin. Oradan para tahsil edilsin. Doğru. Tabii ki yani temaslarımız olacak. Biz siyasi partilerin hiçbir partinin eseri olamayız. Ankaracı hepsinin lazım. Ankaracı takımı. Hepsinin üzerinde bravo yaşa. Hepsinin üzerindedir. Biz temasta oluruz, görüşürüz, konuşuruz. Tabii ki kulübün ilişkileri olacak. Ama çok böyle ortaya da daha bundan sonra dökülmese iyi olur. Yani çoğu deplasmanlarda biz rehin kalacakken ben onlar hiç dile getirmedim. Kendi çevrenle, Ankara'lı arkadaş çevresiyle onlardan aldığım parayla biz kurtardık o takımı. Hiç kimse duymadı bunları. Yoksa duyar manşet olurduk. Tabii. Ordu'ya gittik, para gönderecekler yok. Kar yağıyor lapa lapa. Sabahleyin otelden çıkacağız. Para gelmedi. O gece Cengiz Topel Yıldırım'ı aradım ben. Yönetici falan değil. Kırıldım, kızdığım zamanlar oldu. Eğri eğri doğruya doğru. Başkan durum bu dedim ya. Ne diyorsun dedi. 10 bin lira para dedim. Bak şimdi otele yarın sabah vermeyelim. Biz burada çıkarmazlar. Yarım saat gecikiriz. Uçağa yetişemeyiz. Yarın manşetiz biz. Allah Allah. Cengiz Topal Yıldırım gönderdi. Parayı oradan kurtar. Bunu kimse bilmiyor. Yani şimdi bunun gibi çok şeyler oldu. Biz o zaman da elimden geldiği kadar duyurmaya çalıştım ben. Bir Sivas dönüşünde. Evet. Islak forma deniliyor. Evet doğru. Ama bizim o gün de 1 lira paramız yoktu. Ben geceden arıyorum yeni yöneticiye. İşte 5 bin yatırıyor. Bize. Oteli kapatıyoruz. Bir gazeteci arkadaşımız var. O da izliyor orada. Dedim sakın bunu yazma. Ondan da para aldınız mı? Tunç Kayacı. Tunç Kayacı diye bir arkadaşımız izliyor. Sakın bunları yazma dedim. Duyuyor. Para istiyorum yöneticiden. Sabah çünkü otele girdiğim zaman biz ilk otele hemen sorarlar. Duyulduk ya o zaman parasız. Evet. Hikmet Bey hoş geldiniz. Nakit mi ödeyeceksiniz? Kart mı? Hemen nakit diyorum ben. Anlıyorum onun durumu. Yani nakiti tamamlamaya çalışacağım. Tamamladık. Dönüşte yemek paramız yok. Otobüsle döneceğiz. Benim üzerinde olan bir 1000 lira para var. Onu bir otobüse kattım. Sinan diye bir yardımcım vardı. İdari personel. Ondan aldım. Onu koyduk. Ve çıkacağız. Yok yemek parası. Bazı arkadaşlarımız isim vermiyor. Kırıldım. Ankara'lılar orada. Ondan sormuyorlar bana. Hakan Keleş var dedim. Hakan şeyin var mı? Kartında para. Ay var dedi. Bana şu kartını ver. Ben sana dedim dönüşte veririm parayı. Aldık onun kartıyla beraber. Maç sonrası yemek yedik ya. Aç kalacaktı çocuklar ya. Şimdi Mehmet bak bu çok önemli. Evet, yani biz bunu hiç dile getirmedik. Neden? Ankaracı'da böyle çok şey olsun istemiyordum ben. Hani. Şimdi geldik. Mehmet Akif Ersoy diyor ya Allah'ım bana bir daha bu İstiklal Marşı'nı yazdırma diyor ya. İnşallah siz de bir daha Ankaracı olarak bunu yaşamazsınız. İnşallah. Güzel laf Lokman. Şimdi Uğur'un da sözünü ettiği gibi Ankaracı öyle bir saate sığacak bir konu değil. Sonuna kadar geldik konuyun. Şimdi Mehmet İğner döneminin herhalde en olumsuz noktası geçen haftaki Denizli Spor maçı. Evet. Bütün kulüp neredeyse üst düzey yönetim ceza aldı. Şimdi bunun yansıması nasıl olur? Bunu sorayım. Buna verdiğin yanıtla artık son sözü alıp sohbeti bitirelim. Şimdi yani tabii ki biz o bir penaltı işte kırmızı kartın verdiği şeyle o günkü o anda orada değildim. Bilmiyorum ben ne yapardım da. Yani
olmasa iyiydi o. Çünkü yaşanmasaydı. Tabii ki bizim Ankara Gücü takımı savaşçı takım. Yani ben ona katılıyorum. Ben takım ama ben doğru böyle savaşmadan yanayım. Ama biz o duruma öyle düşmeseydik daha iyiydi gibi. Ama Mehmet Başkan acaba ne oldu da ne şekilde öyle yaptı onu bilmiyorum. O biraz bizi yani olumsuz yansıdığını tahminim. Çünkü çok da yara aldık. Bayağı bir yönetici arkadaşlar da ceza aldı. Bayağı ceza aldı. Yani, hem parasal ceza var hem kulüp ceza aldı. Seyircisi evet, oynadı. Evet. Yani çok ciddi bir travma oldu aslında. Çok travma. Yani ben her zaman şunu söylüyorum. Evet ben yapımda da var. Ben savaşçı böyle mücadeleciyim. Bizim taraftar da öyle, Ankaracı da öyle. Fakat kontrolü bilmemiz lazım. Biz sesimizi tribünde yapacağız. Hepimiz elimizde nerede geliyorsa lobimizi yapacağız. Dışarıda birlik olacağız. İçeride tartışırız. Tartışalım. Ama dışarıda bunları yapmayalım. Kontrollü olmamız lazım. Ne olursa olsun son dakikaya kadar belli olmaz. Mağlubuz. Bir anda maçı çevirebiliriz. Bu taraftar isterse yaptırır bunu. O güç var. Öyle oldu işte. Mağlubiyetten galibiyete gitti. 1-0 2-1. Yani ben hiç unutmuyorum. Bir Eskişehir maçı oynadı 2009 yılında. Bir taraftarımız geldi bana dedi ki abi dedi biz bir etkinlik yapacağız. Ne yapacaksınız böyle böyle. Tamam yapın. Emniyet sordu bana nereden? Garın oradan gireceğiz. Bir karşılama yaptılar bizi. Garın oradan 19 Mayıs'a yarım saatte geldik. Futbolcu Ceyhun sakat. Oynayamayacak. Ceyhun dedik abi ben oynayacağım dedi. Dur Ceyhun ya. Öyle bir havaya girdi ki tarafta bir karşılama yaptı. Maç soyunma odasına gireceğiz. Hikmet Karaman kapıyı kapadı. Böyle bir taraftar var mı dedi ya. Sözün kısası maç oynuyoruz. Eskişehir 2-1 galip. Taraftar bir coşu. 3-2 maçı çevirdiler ya. Mehmet Yılmaz attı bir. Yani şimdi bağırıyorsun kötü. Ben buradan taraftarlara da sesleniyorum. Hani o duyguları yaşadığım bildiğim için. Şimdi kötü tezahürat oluyor. Bir faydası yok. Ama ben kötü oynarken sen bana lehimde tezahürat yap ben utandırırım daha iyi oynarım yani bu bir defa bunu yaparsa hem taraftarımız büyür hem daha iyi motive ederiz biz futbolcu kardeşlerimizi. Ama bir şey yanlış varsa gidelim onları daha sonra konuşalım. Benim bir yanlışım varsa veya futbolcu kardeşimizin yanlış bir şey varsa onu daha sonra ama o faturayı maç esnasında kesmeyelim. Kalan maçlara göre Ankara Gücü'nün samimi görüşünüz nedir? Çıkar mı? Çıkar. Ama bu maç bizim için çok önemli. Şimdi biz bir Ümraniye'yi yener veya beraber kaldık. Ondan sonra Gaziantep'le oynayacağız futbol kulübüyle. Ondan sonraki bana göre kolay o maçlar. Yani biz olmazsa olmaz. Yani futbol bu. Yani bunun şeyi yok. Garanti hiçbir şey yoktur. Ama yani finaller çok oynadım ben Ankara Gücü'nde yani onu hissettiğim için ben bu hafta sanki o finali alacağız biz. Hadi bakalım. Yani hayırlısı olsun diyoruz. Artık bu şeyden çıktı iş. O iyi takım bu olmasaydı sağ bek sol ondan çıktı. Bu final maçı. Seyircisi olmayan İmraniyespor'la taraftarı Türkiye'nin en etkili isim gruplarından olan Ankara Gücü'nün bu hafta yapacağı maç şampiyonluğa yani Süper Lig'e çıkan takımı evet, belirleyecek diyebilir miyiz bir anlamda? Belirleriz ve Türkiye'nin herkesin de bütün ortak şeyi ben birçok arkadaşım dostum var. Herkesin ortak şeyi Ankara Gücü'nü Süper Lig'de görmek istiyorum. Katılıyorum. Evet. Bir programın daha sonuna geldik. Çok keyifli bir sohbet oldu ama Uğur'un da az önce söylediği gibi biz bunu daha geniş soluklu, daha büyük katılımını yapmak istiyoruz. Dileriz çağrımıza yanıt buluruz. Dileriz Ankara Gücü'nü evet, gerçekten Süper Lig'e çıktığı heyecan içinde tekrar ele alırız. Hiç tekrar konuşuruz. Sayın Ancıoğlu, Sayın Hikmet abi hoş geldin. Hoş çok buldum. Teşekkür ediyoruz. Diline sağlık. Sağ daha sonra daha uzun soluklu konuşmak çok üzere. Çok teşekkür ederim sizlere de. Bu fırsatı verdik. Ankara camiasını aydınlattık. Bir şey verdikse ne mutlu. Çok doğru. Elimizden geldiği kadar iyi olsun diye muhakkak hatalarımız muhakkak olabilir. Yani her şey Ankara için. Teşekkürler. Uğur Tekoğlu size teşekkür ediyorum. Lokman Köse'ye teşekkür ediyorum. Biz bir spor kulisi programı daha sonuna geldik. İyi bir sohbet olduğunu düşünüyoruz. Ankara Gücü'nü biraz değerlendirdik. Yeniden buluşmak üzere esenlikler diliyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.